Evet, şimdi aldıklarımı göstermek istiyorum. Öncelikle şu iki tane boş boyamak için şunları aldık. Biz Betül'le biliyorsunuzdur belki. Şöyle göstereyim mesela bir tane. Devirdim iyice. Şöyle mesela bu bizim yaptıklarımızdan bir tane. Her yaptığımızı duvara asıyorum ben ve tarih düşüyorum kenarına da falan. Bu onlardan bir tanesi. Hop. Ve alınanlara geleyim. Öncelikle boyaları kaldırayım. İşte şu bir tane tabloyu aldım. Bu 60'a 60'a 80 nişi. Bu da Betül'ün. Bu sefer Betül tek yapacak. Normalde birlikte yapıyoruz. Bunun tek yaptığı da var ama. Boyalar aldım. Bunu bayağı kullandım aslında. Ama görmemiştiniz sanırım. Bunu görmüştünüz. Ha, Essence'den. Neyse diğerlerini yavaş yavaş geçeceğim. Öncelikle şunları göstermek istedim. Çünkü bunları boyayacağız birazdan. Bu arada Kiko'dan şöyle göstereceğim de. Uçları gitti. Bir gün önce sürdüm. İkinci güne kalmadı bile yani. Bakar mısınız? Gittiler. Boyalardan devam edeyim öncelikle. Ben boyaları nerelerden alıyorum? Kodi'den alıyorum. Bu dükkandan alıyorum. Özellikle burada eğer boya kullanıyorsanız, akrilik boya kullanıyorsanız tavsiye ederim. Çünkü şu 95 sente düşmüşler. Normalde bunlar Kodi'de bir küsür bir şey. ProArt markasına ait olan. Şu boyalar gayet de güzel yani ben o boyalardan çok memnunum zaten. Böyle bir güzel mavi aldım. Neyse gerisini. Aa. Neyse şunları bir düzenleyeceğim. Öyle çekime devam edeceğim. Boyaları gördünüz zaten. Fırçalar falan da var. Ay fırçaları da gösterseydim keşke temiz temizkene. Bakayım. Bir de fırça aldım. Fırça geçen de almıştım yine Kodi'den ve çok memnun kaldım. Hiçbir kıl dökmüyordu. Hatta şurada kullanılmışı. Gerçekten fırça çok güzel sağlam. Beğendim yani ben onu. Bir de bu yine fiyatı düşmüştü. 65 sent miydi neydi? Yine Kodi'de. Bu fırçalar fiyat olarak Kodi'de iyi. Boyaları da Nanunana'dan şu dükkanda daha uygun fiyata boyalar var. Ay şu ikisini unuttum. Biz resim yapmaya başlayacağız. Mola vereceğim çünkü şunları göstermeye ara vereceğim. Şu renk de çok güzel. Bir de bu fırçalar. Bu fırçaların en incesi eyeliner fırçası olarak kullanılabilir. Ben yıllar önce ablamdan bir tane fırça alıp onu karıştırma fırçası olarak blending brush gibi kullanmıştım. Hadi onu da itiraf edeyim. İtiraf edeyim değil ya, bir videoda söylemiştim ben zaten. Hatta 2 yıl önceki bir videomun içinde söylemiş olmam gerekiyor. Ha, bu da yine nereden? Essence'in bu Nana. altılı göz Nana. farını aldım. Bu farın kalitesi gerçekten çok güzel. Yani Essence kaliteyi yükseltti. Önceden yani bu kadar kaliteli güzel değildi ürünleri. Onu açıkça söyleyebilirim. Yalnız neye kızıyorum? Yani böyle bir palet yaptıklarında en azından şuraya küçük bir ayna koyabilirler. Yani bence koymalılardı. Gelelim. Pigmentleri nasıl yani şey yapıları nasıl? Yapıları da ben çok beğendim. Pigmentleri yerinde, ışıltıları, parlaklıkları, yapısı tebeşir gibi değil. Gerçekten sürdüğünüz zaman şöyle güzel bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Ve bir şey daha ekleyeyim. Essence'in bu rengi vardı. Bir tane de böyle yeşilli, pembeli bir tonu vardı. O tonu da benim Body Shop'tan olan küp far paletine çok benziyor. Yani eğer öyle bir renklerde hevesiniz ya da istiyorsanız lazımsa ona bir bakabilirsiniz. Şu mat, diğerleri sedefli gördüğünüz gibi. Ondan sonra Essence'den devam edeyim. Essence'den bu oje. Şimdi siz bunu kenarda göreceksiniz zaten. Bunu alalı uzun bir süre oldu. Rengini hemen söylüyorum. 129.
The Boy Next Door isminde. Tek katta gerçekten güzel bir sonuç veriyor oje. Dediğim gibi yine tekrar edeceğim. Essence kaliteyi çıkardı hani. Yoksa ben bu kadar Essence ürünü... kullanmıştım önceden. Yine alıyordum da hepsini değil. Bir de şu 3D olan farları. Bunun yapısı da çok güzel. Rengi zaten muhteşem. Hemen şöyle bir göstereyim size. Bakar mısınız? Harika. Tek elimle değdirmem yetiyor almak için. Yine aynı şekilde. Sonra Dortmund'daydım. Dortmund'dan Claire's'ten şu bilekliği aldım. Ve fiyatı da 1 euroya düşmüştü. Orijinal fiyatı nedir hiçbir fikrim yok. Ama gerçekten çok hoş bir şey bence. Koluma takıp gösterebilirdim ama neyse uğraşmayayım. Video uzuyor zaten o zaman. Ondan sonra yine Claire's'ten şu bu lastikler çok iyi oluyor. Hani çocuklarınız için bu metalsiz olan lastikler çok sağlam oluyor. Lastiği hemen gevşemiyor. Bunları Teddy'den aldım. Sonra Kiko'dan şu elimde görmüş olduğunuz oje. Yalnız bu iki kat elimdeki. Tek katta yine renk veriyor ama çok böyle opak bir yapısı yok açıkçası. Olsaydı daha güzel olurdu. Yine diyorum P2'nin ojelerine tek geçerim. Tek katta mükemmel sonuç. Ah reklam gibi oldu tam. Tek katta mükemmel sonuç. Gelelim tekrar Essence'e. Essence'in Long Lasting göz kalemlerinden bu kahverengiyi aldım. Bunu dudak nerede çerçevesi dedi için. Ne nerede? Nerede dedi şeyi? Teddy'den bunu aldım, onu söyledim. Tamam hadi. Kerem'i tutuyor. Impulse'ın Sweet Smile isimli bu deodorantı mükemmel kokuyor. Parfümden hiçbir farkı yok. Şekersi bir koku tabii, isminden de anlaşılacağı gibi. New York'tan Penny'e bir tane hırka almıştım diye söylemiştim bir önceki videoda. Şunun içi nerede acaba? Baby Lips. Baby Lips'lerde... Baby Lips'lerin bu kadar iyi olduğunu hiç tahmin etmiyordum aslında. 3 gündür kullanıyorum. Dudağı kurutmuyor. Gerçekten çok güzel nem veriyor. Ve en ilginci ben bunun DM'lerde olduğunu bilmiyordum. Benim yaşadığım semtte yok ama yaşadığım şehrin merkezindeki DM'lerde vardı. Belki bir zaman sonra farklı şeylerini de alabilirim. Ay bu arada tırnaklar çok feci oldu. Gelelim en son ürüne. Pardon. Pardon sondan bir önceki. Şu. Bunu ilk defa deniyorum. Ben normalde neydi o markanın adı ya? Revlon. Revlon'un o John Spitting Kissable dudak balmları gerçekten çok güzel. Müthiş nem veriyor ve dudakta kalıcı. Hemen uçmuyor. Ve bunları da denemek istedim. Şu dışı çok hoşuma gitti açıkçası. Şu altın rengi falan var ya. Güzel duruyor. Şöyle göstereyim. Yine asansörlü. Arka tarafından açıyorsunuz. Rengi de bu herkesin nude dediği renkten. Aslında çok nude sevmiyorum ama bu biraz daha içinde şeftali rengi olan bir nude. Tam böyle dudak rengi bence hasta gibi gösteriyor. Ben o kadar beğenmiyorum zaten. Ama bu gerçekten çok hoş duruyor. Yapısı da güzel. Yapış yapış bir his bırakmıyor. Şu anda da zaten kullanıyorum. 002 Love It Up isminde. Gelelim son ürüne. Bu da Kiko. Kiko... Burada yok yani Ham'da yok. Dortmund'da bir mağazası var. Ürünleri de fena değil. Ben bunun aldığını da kullanıyordum. Bir iki bir şeyini daha kullanıyordum. Farı şöyle yapısını hemen göstereceğim. Kalem şeklinde. İçinde bu Art Deco'da da var. Aynısını gördüm buna benzer ürünler. Şu anda bütün firmalar çıkarttı herhalde neredeyse. Şöyle yapıyorsunuz ve elimin üstüne sürüyorum. Güzel bir eflatun. Şöyle. Yani aslında tırnağımdakiyle çok uyumlu bir renk.
her zaman lazım olacak şu makyaj temizleme bezleri mi diyeyim, ne, mendilleri. Ve benden bu kadar. Bu kadar değil. Aa, bir şey daha göstereceğim. Hop, gelin bakalım. Hop. Şunu aldım Kodi'den. Bunu Nurgül de çok beğenmişti. Beğenmiştin değil mi Nurgül? Ney bu? Uydurma. Bu ne? Yetiştin. Evet, bu da Betül'ün küçüklüğü. Artık farklı olduğu için bebekliğin fotoğrafını gösterebilirim. Ay, çok tatlıydı benim kızım yav. Bunu Kodi'den aldım. Fiyatını da söyleyeceğim. Çünkü eğer hani böyle bir şey arıyorsanız, bakmak istiyorsanız fiyatı fiyatı çok uygun. 7 euro mu? 5 euroya aldım, pardon. Evet. Son finali de bununla yapıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ay, yaptığım tabloyu da göstersem mi ayol? Göster bence. Göstereyim mi? İlk ya. Ya yok o kadar. Ya. Şimdi bu videonun ilk başında, yani şundan 7 dakika önce size alışveriş videosunda tablo gösterdim ya, tablonun son hali, bitmiş halini göreceksiniz. Evet, tablo bu. Böyle yaptım. Biraz böyle uydurmasyon, kaydırmasyon. İlk çalışmam diyeyim. Yani ilk defa manzara yaptım. Normalde bizim Betül'le biliyorsunuz sanatsal çalışmalar doruklarda. Yani engin bir yelpazeye sahip. Ama ilk defa da böyle bir tablo yaptım. Şöyle eflatunlar falan koydum içine. Biraz ben renk seviyorum. Neyse. Şimdi buna gülenler de olabilir ama kusura bakmayın. İlk defa hiçbir yerden kurs almadan, sadece içgüdülerimle. Benden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sıhhatli kalın. Hoşça kalın. Aa, gitmeyin, durun. Öbür fotoğrafın öbür resmi de göstereceğim. Aa, gitmeyin lütfen, gitmeyin. Tamam, bu da Betül'le bizim yaptığımız sanatsal çalışmamız. Hadi bunu gösterdim. Evdeki tabloları da videonun sonunda göstermiş olayım. Hemen Betül'ün odasına gidiyoruz. Dın 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 dın. Bu da Betül'ün sadece kendisinin yaptığı bir tablo. Yani güzel. Hadi en son şunu da göstereyim bari. Hepsini gösterdim. Bu da yine Betül'le ikimizin yaptığı ama %99 Betül'ün yaptığı bir şey. Belki buraları keseceğim. Emin değilim şimdi. Şimdi emin olamadım birden. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.